Mahsebe oluyor değil mi? Evet efendim, mahsebe. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederim. İsminiz? Nuri Tuğsuz. Evet. Size lağabınıza Besni evet. Olarak kimler derler? Bize Besni'de Tuğsuzlar derler. Evet. Şöyle Mehmet Mustafa baba adı. Evet. Şık Efendi derler. Yani evet. Babamın lağabına da lağab Besni'li tabiriyle konuşursa. Evet. Ben 1983'ten sonraki gelişmelerle evet. Siyasete ve politikaya girdim. Evet. 1984'te belediye meclis üyesi olarak Besni Belediyesi'ne girdim. Evet. Meclis üyesi olarak Anavatan Partisi'nde. Evet. Daha sonra 1988'de o günkü belediye başkanımız rahmetli Hüseyin Baykara'nın vefatından sonra evet. Bir yıl vekaleten belediye başkanları görevini üstlendim. Evet. 26 Mart 1989 mahalli seçimleriyle de Anavatan Partisi'nde belediye başkanlığına seçildim. Evet. Tabii siyasette, politikada bu yerlere gelmek tamamen halkımıza, yöremize ve insanımıza hizmet etmek düşüncesiyle geldik ve bu işe böyle başladık. Evet. Besni Belediyesi'ne özellikle 1988'de 1984'te meclis üyesi olarak geldiğimde belediyeciliği 1988'e kadar kavramaya çalıştım. Ve 1988'deki bir yıl vekaletimde de Besni'nin en büyük sorunu olan su sorununu halletmek için evet. Erkenek içme suyu grubu dediğimiz evet. Erkenek'ten 60 kilometre gelen ve yıllardan beri hatır vaziyette çalışmayan ve daha da gecikeceğini bildiğimiz bu soruna el attık. İlk belediye başkan vekilliğinde bu sorunu hızlı bir şekilde üzerine eğilerek o dönemde erkenek suyunu Besni'ye akıtarak evlerin musluğundan 24 saat su akar vaziyete getirdik. Ben toparlayacak olursam Besni'nin özellikle bir tepe üzerinde kurulmuş seçim olarak pek sihatli olmayan yerde teşekkür ettiğine inanıyorum birçok hemşerimiz gibi. Tabii yine de bu seçim o günün şartlarında, o günün zamanında düşünülen, belki o eski evleri yıkıp taşlarından ve ağaçlarından istifade edilmesi için düşünülmüş olabilir. Şimdi o konuyu şöyle bir soracağım. Evet. Siz bir belediye başkanı olarak evet. Şimdi biz bu Besni'den halkımız neden göçtü? Senin duyduğun bilgin, kanaatın nedir? Evet. Fikrin nedir? Neden göç ettik?
Şimdi tabii ben doğum olarak 1955 doğumluyum. Aşağı şehri pek hatırlamıyorum. Çok son zamanlarını, orada 3-5 dükkan vardı. Hamamı biliyorum. Daha önceki durumunu bilmiyorum. Ama gördüğüm, duyduğum veyahut da değerlendirmeme göre tabii Besni konum olarak eski Besni. Orası da üç dağın tepenin ortasında gelişmeye müsait olmayan tıkanmış bir yerdi. Evet. Orada bir iki de sel kapması nedeniyle Besni daha gelişsin, daha müsait bir yere taşınsın diyerek de bu şimdiki yeri o günkü büyüklerimiz tercih etmişler. Evet. Fakat burada yani açık yüreklilikle ifade edeyim, Besni o günkü şartlarda seçimi çok büyük bir yanlışla yapmış. Hele hele özellikle olayı belediyecilik açısından düşünürsek çok büyük bir yanlış var. Problem çıkarıyor size. Problem çıkarıyor. Niye problem çıkarıyor? Bir defa demin söylediğim gibi Besni bir tepe üzerinde balık sırtı gibi efendim bir yer üzerine kurulmuş ve bu yerde 10 metre, 20 metre aşağıya indiğinizde hala daha kil ve toprak var. Evet. Zemin olarak bir defa elverişli değil. Bu sağımdaki ve solumdaki veya doğudaki veya batıdaki eteklerde etek kısımlarında heyelan dediğimiz olaya maruz kalıyor. Evet. Ve doğu ve batı gelişmesi olmuyor. Evet. Ancak kuzeye ve güneye dediğimiz bir gelişme söz konusu. Kuzeyde zaten Sarhan dediğimiz kısım bitmiş vaziyette, dolmuş vaziyette. Güney kısmı da Gayardın'a, Beri'ye doğru hastanenin orada incelerek kesilmiş vaziyette. Toparlarsak Besni'nin şu andaki konumu olduğu yerde Besni imar yönünde, yapılaşma yönünde imar sahası olarak dolmuş ve kapanmış vaziyette. Evet. Biz bunu bu dönemde gördük. Ve Besni'yi elimizden geldiği kadar halkımızın delikli kaya olarak bildiği batı yönünde yani Bozulca Deresi'nin öbür tarafında delikli kaya denilen mevkiye imar planının içerisine alarak ve orada bir toplu konut alanı ihdas ederek ve diğer devlet yatırımlarını günümüzde, bizim zamanımızda oraya kaydırarak şehrin bir kısmını uydu kent gibi oraya gelişmesini temin edecek şekle getirdik. Yine hakeza Gayardı mevki dediğimiz hastaneyi ve ofisi geçince bir alan var. Tüm hemşehrilerimiz orayı iyi biliyor. Ben şimdi orada bir yer ben filmi aldım. Bu sanat sitesi, sanayi ona, sitesi ona oluyor. Ona geleceğim. Orası da güney olarak değerlendirirsek bir daralmadan ve sonra genişlemeye doğru orada da küçük sanayi sitesi alanı istimlak suretiyle belediyemizin öncülüğünde, belediyemizin desteğinde Besni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini kurduk. Yerini 165 dönüm belediye olarak istimlak ettik. Metrekaresini 1000 liradan. Orayı Besni Küçük Sanayi Sitesi'ne sattık, devrettik. 1991 yılı yatırım programında 350 iş yeri olarak girdi. Hı. 1991 yılında. Ümidimiz 1992 yılında temelinin atılması. Gördüğüm kadarıyla yeni hükümetin, şu andaki icra-i hükümete de kadronun yatırımlar konusunda biraz tasarruflu davranmasından dolayı şu anda sanayi sitesi hala daha temeline atılma safhasına gelemedi. Planı, projesi, keşfi tamam. İnşallah güze doğru temel atılacağını yine de ümidimi muhafaza ediyorum. 1992 yılında.
Ama şunu ifade edeyim, bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl, önümüzdeki yıl olmazsa daha öbür sene mutlaka ve mutlaka devletin programına giren yatırımlar yapılır. Evet. Hiçbir şüpheniz yok. Ben şahsen belediye başkanı olarak Beste'nin kurtuluşunu küçük sanayi sitesinde görüyorum. Çünkü tabii, biz de tüm hemşerilerimin bildiği gibi dokuma tezgahı dediğimiz, kilim tezgahı dediğimiz bir olay var. Evet. Ve bu 150'ye yakın da tezgah var. Biz küçük sanayi sitesinin projesini çizdirirken halı dokumasının tezgahını da göz önüne alarak tabii, projeyi yüksekliğini 7 metre olarak düşündük. Yani ileride tabii, kilimden halıya geçiş olduğu zaman veya halıcılık tabii, için daha teknoloji gelişirse tabii, onu göz önüne aldık. Onu göz önüne aldık ve zaten 350 dükkan iş yeri az bir rakam değil. Bugün tabii, Adıyaman 100 bin nüfuslu vilayet, 350 iş yeri olarak şu anda sanayi sitesi yapılıyor orada Adıyaman'da. Evet, şimdi bir dakika efendim. Şimdi evet, Adıyaman'da, Malatya'da bu çevrede Antep haricinde Beste kadar sanatsal bir yatırım, bir kişi yoktur, bir kasaba yoktur. Evet. Çünkü Beste bugün Adıyaman'ın eğer alanında olsaydı bugün 5000 kişi çalışıyor Beste'lerde, Uşak'ta. Evet. Ve bugün Antep'te yine öyle. Böyle bir alana geniş bir kapsamda olsaydı, şimdi bu göç şöyle, Kaya Ardın'a daha evvel böyle bir sanayiye ayrılsaydı göç olur muydu, olmaz mıydı? Evet, o göç meselesine ben tekrar dönüyorum. Aslında onu yarım bıraktım zannediyorum. Şimdi Besni tabii geçmiş tarihe de baktığımızda konjonktür olarak Cumhuriyet'ten önce sanat, el sanatları ve ticaret bakımından Halep'e ve Suriye'ye, Elbistan'a, Urfa'ya, Maraş'a açılan bir yer. Evet. Tabiri caizse şimdiki Gaziantep'in konumunda, o evet, günkü bundan 70 sene, 100 sene önce konumunda olan bir evet, ilçe veyahut şehir veyahut da bölge diyebiliriz. Mesela ben balondan duydum. Benim dedem Hacı Duran Halep'e, Şam'a pamuk götüren, işte ticaret yapıp gidip gelen bir insanmış. Evet. Düşünün yani. Ta benim dedem Şam'a, Halep'e, Besli'den kalkıp kervanlarla ticaret yapmış. Alışveriş yapmış. Evet. Ve geçmişte Besli'yi incelediğimizde özellikle Yemeni konusunda, ayakkabı konusunda, bakırcılık konusunda, tabakhane konusunda, efendim, özellikle de dokuma konusunda sanatkarı gerçekten fevkalade çevresine, çevre vilayetlere hitap edecek şekilde ve kapasitede. Tabii bu konjonktür Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet'ten sonra değişmiş. Beste'nin aleyhine değişmiş. Tabii ticaretin olmadığı yerde gerileme olur. Ticaretin olduğu yerde kültür olur, sanat olur. Mesela çok orijinal Beste'de medresenin olması, ta o günkü şartlarda. Bu bugünkü manada üniversite demektir. O günkü çağda öyle bir, tabiri caizse, altın çağ yaşanmış. O çağ bölgemizde ve Türkiye'deki konjonktürden dolayı, değişimden dolayı, dalgalanmadan dolayı aleyhimize gelmiş. O arada da yer seçiminin isabetsiz olması, dar ve şeysiz olması, bu göçün ilk başlangıcını teşkil etmiş. Oradaki zanaatkarlarımız yurdun dört tarafına dağılmışlar. Zaten aradan şöyle bir 30-40 yıl geçtikten sonra, yani yaklaşık 73'lerde, 72'lerde, 65'lerde, o arada Besli'de daha fazla bir göç dalgasını görüyoruz. Yukarı şehre göçtüğümüz, buraya yukarı şehir, evet, eski Besli'ler derdi, şimdiki Besli'nin yerine. O insanlar niye göçmüş? O insanlar da
Tabi el dezgahları ve dokuma el dezgahları motorluya dönüşmüş. O insanlar hemen motorluya adapte olmuşlar. Tabiri caizse çağın günün şartlarına kendilerini uydurmuşlar ama besindeki elektrik ulusal şebeke olmadığı için değirmen çayından beslenen kafi derecede enerji ihtiyacını karşılayamadığından dolayı esnaf gün olmuş haftalarca enerji yüzünden dükkanını kilitlemiş. Su yok, elektrik yok. Özellikle su yok, elektrik yok. Tabii elektrik bizde çok sonradan ulusal şebekeye geçmiş. O aradaki dönemde besinlerin yurdun dört tarafına dağılması da önemli bir noktadır. Biraz daha veriye doğru geldiğimizde bu göç olayına biraz daha açarsak, tabii Besni'de yapı arazisi olan, köyle irtibatı olan bir kesim var. Bir de böyle çift esnaflıkla uğraşan, dokumacılıkla uğraşan, zanaatkar olan, herhangi bir el sanatı olan insanlar var. Bu insanlar özellikle el sanatlarıyla uğraşan insanlar, bu sıkıntıyı daha çok onlar yaşamış. Bunlar da hepimizin bildiği gibi Uşak'a, İstanbul'a, efendim Mersin'e, Adana'ya, efendim Gaziantep'e özellikle şu anda aklıma gelmeyen birçok yere göç etmişler. Nerede yani Trabzon'a gitseniz bile belki şu anda Besni'yi bulmak mümkün. Şimdi efendim bir dakika. Şimdi Besni'ler Tuz'dan başka Güney Anadolu'nun her şeyini üreten, kimseye avuç açmayan tek kasabadır. Evet. Asya'dan geldi, kan değişmemiş, kültürünü kendi korumuş, başkasıyla kız evlenip vermemediği için de böyle halis konuşmasıyla, Türkçesiyle gelmiş. Şimdi bizde töremiz var. Evet. Bir çocuk beşikten indi miydi, 7-8 yaşına kadar okul olmadığı için ne yapıyordu? Ustanın eline veriliyordu. Evet. Usta bunu yoğuruyordu bir üniversite gibi. Onu kabiliyeti külfalıkta yoksa köşkerle, köşkerlikte yoksa demirciyle. Böyle yetiştiği için atılganlığı, dürüstlüğü, çalışkanlığı kendisinde bir üniye olarak. Temelde üniyesinde, eğitimi aldığı için. Şimdi Besni'nin insanları dolaştığı yerde kapasitesini buldu mu orada yapışır. Şimdi kendini gösteriyor. Şimdi burada teknolojinin gelişmesiyle bazı fabrikaların makineleri dışarı atarak, eski makinelerin değişmesiyle bunlar da o eski makinelerden faydalanarak kilimciliği ele alınca bu dar geldi. Evet. Çünkü yeri dar, su yok, elektrik yok. Ne yaptı? Göç etti. Tabii. Şimdi ikincisi bu güzel. Mesela göç etti geldi. Şimdi diyoruz ki bu esnaf bu şehirdeyken, aşağı şehirdeyken yıllarca biz de bu memleketin çocuğuyuz. Evet. Ben bu Çat Camisi'nin orada çimerdik. Göl vardı. Evet. Belki siz bilmezsiniz. Onu bilmiyorum. Çimerdik, böyle su çıkardı. Dedem beni içeri fazla batağa girmedi mi? Kıllı kız var dedi. Onun için de tek derinde girmezdik. Biz bu Hacı Kiri Babası'nda otururuz biz. Evet. Şimdi 3 tane hamamımız vardı gümbür gümbür. 5 tane köprü vardı daha tarih. Bunlar hiçbirisi ne Osmanlıların ne de Selçukluların bir eseri değil. Doğrudan doğruya 1500 yılından, 1530 yılından önce Memluklara bağlı olan, tamam mı? Asya'nın da Halep'in de kültürüyle beraber dokuma sanatını oraya bile taşıyan bir memleketti. Antep sonradan gelişmiştir. Aslına bakarsan. Şimdi tabii Besni'nin yani kültürel açısından. Şimdi bu 11 tane cami, 11 tane yapılı cami, bugün bunun değer ölçüsü o günkü planlara, o günkü dini ölçülere göre mümkün değil yapılması. Neden harap oldu bu? Bu memleketin, bu çalışkan esnafı buradayken bir hali düşmezken neden harap oldu? Şimdi bizim kalbimizde yatan bu en büyük şey düşünce bu. Şimdi ben tabii... Sizin fikriniz nedir acaba? Neden oldu bu? Neden oldu? Şimdi Besni'nin biraz ben de bir iki cümle söyleyeyim. Sosyal ve kültürel yapısından dolayı. Hakikaten Besni bu civarda ne Antep'e, ne Adıyaman'a, ne başka yere, Malatya, Maraş'a benzemeyen bir yapıya sahip.
gerçekten benim büyüklerimden kimedir? Mesela bugünkü manada sanayi sitesi diyorum. Ne demek sanayi sitesi? O işle iştigal eden esnafın bir yerde bir çatı altında toplanması. Bunu Besni bundan 70 yıl önce, 100 yıl önce aşağı şehirde yaşamış. Yani şimdiki modern anlamda şehircilik anlayışını orada yaşamış. Yaşamış. Nasıl yaşamış? Ayakkabıcılar, tabii ben hatırlamıyorum. Evet. Sizler gayet köşker pazarı ayrı. Köşker pazarı diye mesela karşılıklı dükkanlar. Evet. Köşkerler bir yerde. Dokumacılar bir yerde. Bir yerde. Bakırcılar bir yerde. İşte bir yer, esnaf da bir ayrı bir yerde. Esnaf ayrı ayrı. Kasaplar bir yerde mümkün olduğu kadar. Yani bugünkü manada modern şehircilik anlayışı bundan 100 sene önce Besni'de yaşanmış. Ben bir şey anlatayım. Kanalisyona dediniz, bugünkü aşağı şehri kanalisyonu bugün modern şehirlerde yoktur. İstanbul'da bile yok, farkındasın. Evet, evet. Hiçbir yerde su taştığını gördünüz mü? Besni'de sorun babanı. Hayır, biz bu çocuk burada büyüdük, imkan yok. Hep böyle en aşağı bir metre derinliğinde nahatten yapılmış. Evet. Sular böyle gider holuklarla akardı. Evet. Hiç çeşmeler güldür güldür. Beleş. Şimdi böyle bir kültürel yapıya, sosyal yapıya sahip olan insanlar gittiği yerde de imkanını bulduğu anda çok iyi gelişme gösteren, kendini kabul ettiren bu insanlar niye Besni'yi, o camileri, o köprüleri tahrip ettiler? Evet. Niye sahip çıkmadılar sorusuna ben de üzülerek cevap vereyim. Gerçekten bizim tapumuz olan bu yerler, tapumuzun işareti olan o camiler, evet. O yapılar maalesef o günün şartlarında mı değil, nasılsa korunamamış. Hı. Ve sökülüp getirilmiş evlerin dört duvarına veya merdivenlerine konmuş. Üzülerek söyleyeyim, bu yönüyle Besni insanları suçlu. O günkü yöneticiler suçlu. Bakın bugün elde ayakta bir camimiz var. Ben bu cami konusunda Kaymakam Bey'le Ankara'da girişimlerimiz de oldu. Ve şu anda bir çalışma var. Oranın yeni bir etüdü ve şey yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllara salih olabilecek ama orada bir caminin inşa ve tamirat hususunda bir adım atıldı. Evet. Bir dakika efendim. Şimdi bizim İbrahim Bey'le de görüştük. Evet. Yani maddi yönden de herkes yardımcı oluyor. Evet. Diyoruz ki bu aşağı şehirde kalanların hiç değilse güzel bir yeşillik alan yapalım. Şimdi orman oraya küllü yıkılmış, öğrenin üstüne dikilen yerde ağaç olmaz. Bir kere ağaçlar temizlenecek güzelce. Şimdi hiç değilse iki tanesi minarası olanlara şöyle aslına uygun değilse de ona mümkün olduğu kadar yapılabilir. Bunun dediği İbrahim Bey de bu konuya çok beğendiler. Böyle Besni'nin çevre olarak bu beş vilayette bunun için bir kampanya başlatacağız böyle. Ve ben zannediyorum ki hiç kimse de hayır demez. Geldiği zaman Gülistan burada da bir toplumumuz yaşamış, atalarımız yaşamış denilebilecek şekilde sokmaktır yani. Tabii o günün şartlarında bir de evet, meclisteydi. Oranın yerini ormana verme konusunda benim de yani şeyim var. Fakat orman buyurduğunuz gibi yangın da geçiriyor. Orada çok fazla ot oluyor. Yangın oluyor devamlı. Belki de gazeten yanmış olabilir. Maalesef onu da belirtti. Fakat yine de bu mücadeleden, orayı yeşillendirmeden vazgeçmemek lazım. Evet. Orayı biz eski Besni'nin yerini ormana terk ettik belediye olarak. O eski eserleri muhafaza konusunda ben başımdan geçen bir şeyi de anlatayım. Bir gün o Zeyvan'ın oradaki köprü. Evet. Yukarıdan ayağına tepeden inmişler. Evet. Koymuşlar. Hani derler ya ayağının dibinde işte altın koymuş. Cahil düşünceler. Cahil düşünce. Onu oymuşlar. Altın aramışlar. Benim yani belediye başkanlığım esnasında oldum. İş başıma geldi. Vatandaşın biri geldi bana haber verdi. Dedi ki ya reis bey işte bunu oymuşlar. Yarın burası çöker falan. O köprü harap olur dedi.
Ben işçi gönderdim, kendim de gittim tarif ettim. Tabii tepeden inmiş, yani yanları ibleri sağlam. Evet. O tepeden inilen yeri tekrar taşlarını dereden toplatma suretiyle doldurdum harç ile. Üzerindeki yeri de böyle parmaklarıyla harcı sıyırttırıp sanki topraktan yapılmış gibi şekle de getirdim. Evet. Fakat bir gün kültür müdürlüğü geldi. Dedi ki, reis bey, sen yabancı olmasaydın seni mahkemeye verirdim. Niye? Sen dediler eski esere el atmışsın. Neyine el atmışsın? Dedi ki, sen orada tamirat yapmışsın. Sen tamirat yapamazsın. Doğru. Dedi ki, bir yasa gereği sen yapamazsın. Dedim ki, peki sen yapsaydın? Sen yapmalı. Yıkılıyor bir taraftan gidiyor. Ben onu yani kapattım. Kapatmasaydın o da öyle kalacaktı. O da gidecek. O köprü yine belki de bu 3-4 sene içinde o yıkılacaktı ama şu anda hayatta hiçbir değilse. Yani bizde kanunlarımızda, mevzuatlarımızda da şeyler var, boşluklar var. Çok. Bu gibi eski eserlerin özellikle belediyeler bağlantısı kanunen yönetmenlikler olarak sağlanması lazım. Evet. Bir yerde kültür müdürlüğüne terk etmektense onların kültürel bakımından gerçekten çevremize göre çok değişik bir yapıya sahip. Bunu hemen dilinden, yaşayışından, örf ve adetlerinden anlamak mümkün. Tabii Türkiye'de birçok şey maalesef yozlaşmış. Besi de bu yozlaşmadan kaynaklanmış. Evet. Özellikle bu göç olayı tabii mevcut yerli insanların Besne'ye göçmesinden sonra Besne'nin boşalan yerine de civar köylerde. Evet. Bunu ben özellikle belirteyim. İnsanlar gelmiş. Nasıl insanlar gelmiş? Orada hırıltı eden, kavga eden, orada o köylerde barınamayan insanlar Besne'ye gelmiş. Ama şimdi öyle değil. Şimdi civardaki Besne köyleri kastetti. Bu köylerde zengin olmaya yönelmiş. Evet. Zengin olan insanlar çocuklarını okutmak için, daha iyi yaşam için Besne'ye geliyor. Evet. Ama ilk Besne'ye gelen civar köylerde insanlar tabiri caizse yaramaz insanlar gelmiş. Bu insanlar da maalesef gelirken köy kültürünü beraber getirmiş. Evet. Bunu ve bir belediye başkanı olarak acı bazı örneklerini görüyorum. Evet. Yani onlar bizden etkilenmiş, şehirleşmeye yönelmişler ama biz de Besteliler olarak, şehirli olarak tabiri caizse onların o kültüründen biraz yozlaşmış, kültüründen almışız. Fakat buna rağmen, bu olumsuzluğa rağmen, Besne şehir kültürünün oluştuğu, şehirleşmenin olgunlaştığı bir ilçe. Bunu ben söyleyeyim. Ama işte bizim belediye olarak sıkıntı çektiğimiz, çöpü evinden alacağız diyoruz. Koy bu şeyin içine, araçlarımız gelip alacak. Ama götürüyor zibillah hala adamlar. Onun evinin 47 metre ilerisinde bir zibilli konuşmuyor. Götürüyor çöpü oraya, maalesef atıyor. Ama bunları aşacağız yani. Bunlar da zamanla ortadan kalkacak. Şimdi efendim, bunun ikinci bir en büyük planda da bir sahanın düzgün yanlış kurulması da bu etkiliyor. Şimdi yürümüzde bir araba çıkıp çöp alması büyük bir problem. Öyle tabii. Şimdi bu iş Gayardı çatı için esasında alınmış. Bu Gaziantep vilayetimiz olması dolayısıyla Gaziantep Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci planda yer aldığı için ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin pay ve hükümet kurallarını burada yapılmıştır. Bundan da Besni bizim kazası olduğu için burada Besni'nin de yerinin dar olduğu için buranın çat, Kayardı çat olarak şehirleşmeye elverişli şeyi görülmüş. Bu gerçek. Ama bir takım bizim burada menfaatı, erazisi olanlar burası da Kuşobası çatıydı. İki çattan burası olmazsa orası olur. Kim gelip Ankara'dan soracak tabiriyle burayı yanlışlanmıştır. Tabii gerçek bu. Hatırla. Yani Besni
anlatırlar. Yani mesela çadır büyükmüş, Tavaş söz konusu olduğu söylenir. Efendim Günder yazısı bugün Gölbaşı'ndan daha ötedeki yerin gündeme geldiği söylenir ve işte bu şu andaki yeri veya işte Gayardı olduğu söylenir. Şimdi onu ben böyle duyuyorum yani Kur'an'dan duymak. Ne derece doğru belgesel olarak bilemiyorum. Ama ne olursa olsun seçilen yer tek kelimeyle yanlış yer. Yani yanlış bir yer. Bunu hele hele özellikle belediye olarak imar yönünde tanıcalarını görüyoruz. Çünkü diyelim ki bir yol var. 12 metre yol var. Adamı 5 metrede yoldan çektiğiniz zaman adam gidiyor uçuruma. O uçurumu ev yapacak. Bu sefer başlıyor senin yoluna doğru tırmanmaya veya yolu 6 metreyi 5'e düşürüyor filan. O şekilde nizamsız ve intizamsız bir şey desen senden görüşürüz diyor. Tehdidi var. Tabii o da var. Yani siyaset tabii oyla olduğu için. İşte bizim Sagana Türkiye Cumhuriyeti'nin kaybı nedir? Ben Amerikalılarla çalıştım, yabancılarla. Planlı, projeli çalışma öğrendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin dahilinde hiçbir kimse bana kapıyı kapamaz. Neden? Çünkü hesabı plansız bir kişinin yaptığı iş değer taşımak. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her şeyimizi planlayarak yapan bir ülke değiliz. Yolu 24 metredir aslında. E5 karayolu. Aslında 48'i biz 24 ile planlanırken biz 8 metreye düşürmüşüz. Kalkmış ikinci yapıma da 10 lira almalı 25 liraya ikinci bir genişletme. Şimdi üçüncü bir genişletme 1 milyona çıkmış. Bak ne kadar kayıp. Şimdi özellikle büyük şehirlerde görüyorsunuz. Kanalizasyon davası hızla gelişiyor. Evvela gecekondu gelişiyor. Sonradan kanalizasyon. Bu çok yanlış. İşte plansız çalışmış. Evet biz de bunu Besin'de gördük. Ben kendi dönemim için söylüyorum. Bunu çok iyi gördüğüm için zaten belediyeciliğin temeli imar planıdır. Ben bunu gördüğümde bu konuda çalışmalarım oldu. Bu konuda Ankara'da temaslarım oldu. Biliyorsunuz GAP idaresi diye bir idare var. Besli'de GAP'ın içerisinde. Biz o GAP idaresini devreye koymak suretiyle Besli'nin mevcut imar planını tadilat edeceğiz, değiştireceğiz, revize edeceğiz. Böyle bir çalışma başlattık. Ayrıca 2005 yılına göre, 2015 yılına göre Besli'de nüfus ne olur? Besli 40 yıl sonra, 30 yıl sonra nasıl bir gelişme gösterir? Nüfusu ne olur? Onlara cevap aradık GAP'la beraber. Oradan şeyler geldi. Bu konuda iktisat sahibi olmuş insanlar geldiler. Bunu biz uzun boylu tartıştık ve şuna karar verdik. Besli'de mesela 2005 yılına göre onlar 40 bin nüfus olur dediler. Ben 80 bin olur dedim. Bu tartışmaları da yaptık ve şunu rahatlıkla söyleyeyim. Yine delikli kaya denilen mevkiyi ta ileriden karayolları bakım evi bu akıl kanından bu tarafa doğru Besni'ye doğru getiriyoruz ve Besni'ye dayıyoruz imar planı. Yine Gayardı'da o gördüğümüz o çat dediğimiz mevkideki karşı döşleri ve Çakırüye giden yol. Orayı, orada bir menfez var. Orayı da olduğu gibi planın içerisine aldık. Mevzu olarak Gayardı'da ve Delikli Kaya'da ek imar planları yapıyoruz. Ve tabii mevcut imar planımızı da demin de söylediğim gibi revize edeceğiz. Ve bunları imarcı kendi düşüncesine göre, kendi şeyine göre bir planlayacak ve programlayacak. Ve uygulamaya koyacağız. Şimdi efendim, bu sene harita yapımı müteahhitleri geldi. Yer teslimi yaptık. Haritası 4 ay içerisinde bitecek. Arkasında bir bölü bindik dediğimiz çalışma başlayacak. 1/5 bindik Nazım imar planı geçen sene 91 yılında bitti. O Nazım imar planına göre
tabii ki bu çalışmalar bu şekilde bu sene inşallah bitecek veya bitmese de 93'te bitecek. Yani kısacası belediyenin temel şeyi imar planıdır. Bu imar planını 30 yıl, 40 yıl Besni Belediyesi ihtiyaç duymayacak şekilde ben şey yaptım, bitirdim yani, bitirmek üzere. Yani önümüzdeki görev bitene 94 yılına kadar bu çalışmayı bitirmiş olacağım kesinlikle. Ve uyulması konusunda, yani bu imar planlarına yapılacak, yapılmış, önümüze edilecek imar planlarına uyulması konusunda da bir takım çalışmalar başlandı. Gerçi biz vatandaşa inşaat konusunda elimizden geldiği kadar kolaylık sağlıyoruz ama imar planına belediye olarak biz sadık kalacağız, bozmayacağız. Tabii. Yolları kesinlikle düşürmeyeceğiz. Yani caddeler geniş. Tabii tabii, öyle yollarımız var ki 100 metre, 120 metre yol koyduğumuz, 30 metre, 40 metre yol koyduğumuz yerler var. Veya imarcılar bunu koydu. Yani biz bunun ne lüzumu var? 30 metre yol mu olur? Tır mı geçecek burada demeyeceğiz. Onu uygulayacağız. Bunu kesinlikle ifade edeyim. Hele hele özellikle yeni açılacak imar sahalarında bunu uygulamaya da başladım ben. Mevcuda bir şey demiyorum. Mevcudu revize etmeye çalışacağız. Demin de söylediğim gibi. Ben istikbalde Besni'ye parlak bakıyorum. Besni her ne kadar yıllarca göç vermiş, finansmanını ve insan gücünü dışarıya vermiş bir ilçemiz ama bu Besni'nin olumsuzluğunu önümüzdeki yıllarda ve şu anda olumlu bir hale döndüğünü görme imkanımız var. Mesela geçen dönem 18 bin olan nüfusumuz 26 bine çıktı. Yani bir yerde göçün durakladığını ve vatandaşın bir beklenti içerisine girdiğini görmek mümkün. Efendim bir de şu var. Evet. Şimdi diyoruz ki, ben bunu da soruyorum. Size bir sanayi yapılsa Kayardım'da, ya dükkan ben, yapılsa, Besni'ye, bak bunu da kullanıyorum ben, yalnız bir sistemde kullanmıyorum. Onlar vatandaşa soruyorum, diyorum ki Besni'de size bir dükkan iş yeri verilirse, uzun vadeli krediyle çalışıp ödemek şartıyla gider misin diyorum, hay hay diyor, ben memleketime giderim diyor. Bak, bu tabii önemli. Evet, şimdi, yani caydırıcılık değil, burayı biz daha verimli bir hale sokmak. Yani memleketin gelenler hiç değilse başka yere yerleşmeden burada yer bulabilsin, bu sanayi çok önemli. Yani şimdi, sanayiyi vatandaş görürse Antep'i de bırakıp gelecek. Ben yani konuşmamda söyledim, dikkat ederseniz Besni'nin kurtuluşu küçük sanayileridir. Evet. Hatta bir adım daha öteye gidelim, Küçük sanayi sitesi tabii çok geç kalınmış bir olay. Ben Ankara'dan bu konuda gelen uzmanlar oldu müracaatım üzerine. Gaziantep'te havaalanında gittim, o uzmanları karşıladım. Evet. Gelirken yolda bir şeyler söylemişim adamlara. İşte Besni'de şu kadar iş yeri var, şu kadar tezgah var filan demişim. Adam bana giderken anlatıyor bunu. Gelirken değil de giderken küldüm dedi. Reis Bey sana dedi, ben ya işte 18 bin nüfuslu bir ilçe. Bu adam 300 dükkandan, 250 dükkandan bahsediyor. Hı. 150 tezgahtan bahsediyor. Güldüm içimden dedi. Reis işi geniş tutuyor. Tabii dışarıdan ne haberi yok abi. İşi geniş tutuyor ki işte biraz küçülürse de zararı yok. Ben dedi çoğu yere gideriz, reisler öyle bizi şey yapmaya çalışır. Ama dedi geldi, gördüm. Gezdirdim ben tezgahları. Ve dedi ki siz çok geç kalmışsınız. Keşke 10 yıl önce, keşke 20 yıl önce küçük sanayi sitesini Besni kurmuş olaydı. Bunu söyledim. Türkiye'de bazı küçük sanayileri yaptık biz de. İçinde inek besleniyor. Keşke gerçek doğrudur. Keşke yerleri oraya yapmayaydım, Besni'ye yapaydım. Bir dakikanızı izleyin. Bak Malatya'da sanayi sitesi kurulmuş. Malatya'da sanayi yok ki. Mişmişçi, fasulye satar, ambalaj, şu bu. Besni gibi, şu dedim ya, bu beş Güney Anadolu dahil hiçbir kasaba, vilayette sanatsal çalışma yoktur.
Evet. Ha. Şimdi burada benden bir cümle kullandım. Hatta bir adım daha ileriye gitmemiz lazım. Nasıl gitmemiz lazım? Küçük sanayi kurulduktan sonra organize sanayi diye geçirilmesi lazım. Organize sanayi yerinin tespit edilmesi lazım. İnan edin ki ben bu konuda da temaslarım oldu. Belki bana gülenler oldu. Belki beni ya ne kadar hayalci diyenler oldu. Fakat gidip müracaat ettim, ilgilendiğim, kafamı taşlara vurduğum yerler bana gülmedi. Ama Besni'de bazı insanlar belki arkamdan güldüler ve çok hayalci olduğumu zannettiler. Tabii küçük sanayi olmayan yere organize sanayi olmaz. Evet. Şimdi inşallah bu konuda yani imar planımızda ben organize sanayi bölgesinin de 1/5000 nazım imar planında değerlendirilmesini yaptırdım. Böyle bir tespit de yapıldı. Tabii ki bu önümüzdeki yıllara sarih olacak bir şey. Yani dışarıdaki hemşehrimizi Besni'de cazibe merkezi haline getirmek, küçük sanayinin ve harekete geçmesi, başlaması, bitirilmesi, organize sanayinin de derhal devreye girmesiyle mümkün. Bunu önümüzdeki yıllarda inşallah görür. Böyle bir uğraş verilmesi gerekiyor. Tabii. Ben toparlamaya çalışırsam, istikbalde Besni'ye iyi bakıyorum dedim. Evet. Besni'den umutluyum. Niye umutluyum? Daha önce, Cumhuriyet'ten önce nasıl ticaretin, sanayinin, o günkü sanayinin cazibe merkeziyse burası, konjonktür bakımından Besni'nin lehineyse, önümüzdeki yıllarda da bu konjonktür tekrar bizim lehimize gelişiyor. Niye gelişiyor? Aşağıda kamp var. Yani harra var. Tabii barajın altı tarımdır. Barajın üstü sanayidir. Barajın altı dediğimiz aşağı doğru Urfa, Harran'a doğru tarımsal bir gelişme olacak. Üstü de Adıyaman ve Gaziantep. Ticari bakımından da tabii merkezde ne oluyor? Giriş çıkış olacak. Kapı kapısı tabiri caizse Gaziantep. Tabii. Şimdi biz de Gaziantep'e yakınız. Kapla Gaziantep arasında sanayi bakımında zihniyet olarak, kafa yapısı olarak ticaret yakın insanlarımız var. Evet. İnşallah bu değerlendirmede hareketle önümüzde Besni'de hiç mi değilse belki de Gaziantep'in ağır şeyi değil de yan sanayi kurulabilir. Evet. Geçmişte uygulan yani sosyal ve kültürel yapısına bakma tabii yanlış baktım. Burada Besni'nin sosyal yapısına baktığımızda tabii esnaf dediğimiz zanaatkarla uğraşan herhalde bilir. Bir de tarımla geçinen bir kesim var. Tabii Besni'de tarihi bir Besni'nin olayı var. Evet. Bu maalesef halkımızın kanser dediği bir hastalık var. Evet. Bununla büyük bir kuruma yaptı. Eski bağlar aşağı yukarı belki onda bir seviyesine düştü. Yalnız ben hemen şunu ifade edeyim. Geçmiş 4-5 sene içerisinde halkımızın fakir fukara fonu dediği bizim de sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu dediğimiz fonlar her yıl bal dikimi mevsiminde gidiyoruz binlerce ondan ödenmek suretiyle parası bal çubuğu, Amerikan bal çubuğu, acı çubuktan getiriyoruz. Bedava halkımıza dağıtıyoruz. Köylü, şehirli, ayırt etmeden bunu ilan ediyoruz. Ve kaymakamlığın organizasıyla, ilçe tarımın organizasıyla bunu Besni'de bir hayli yaptık. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu devam eder. Besni tabii bunun yanında Gaziantep fıstığı denilen aslında belki üçte bir, belki yarıya yakın üretilen bir fıstık olayı var. Heveli dediğimiz dağ köylerinde Gaziantep fıstığı üretiliyor. Bunun yanında tarımda buğday, arpa, mercimek ve özellikle son yıllarda kavun ve karpuz olayı var.
kavun ve karpuz besinde hemen hemen üzüm gibi simge haline geldi. Evet. Kavun da yine bu son yıllarda, bu 3 yıldan beri bir hastalık türedi. Ama yerini hemen karpuz aldı. Yani kavun da üretiliyor ama karpuzda öyle bir hastalık yoktu. Ve civar illerde, hatta İstanbul'da kaplumbağalar kesiyor. Besleden kavun ve karpuz tarlalarını alarak oralara naklediyor. İstanbul'da da besle kavun ve üzüm, karpuzu gidiyor. Besle'de kültürel faaliyetlerde okullarımızda folklor çalışmaları var. Tabii Besle'nin folklor açısından baktığımızda zayıf faaliyetler çok zayıf. Üzülerek belirtin. Tabii folklor deyince yalnız oyun, halk oyunları akla gelmez. Tabii tabii. Besle'nin folklorunu bilimsel olarak ortaya dökmek lazım. Yani anamızın ceyiz sandığında o ufak gelinken beraber getirdik. Tabii tabii. Onun içindeki yazmaları ortaya dökmek her dalda lazım. İşlemeleri ortaya dökmek lazım. Bunları da araştırmak lazım. Tabii. Yani bu konuda Besle'de eksiklikler olduğunu görüyoruz. Ben belediye başkanı olarak şunu ifade edeyim. Bu konuda folklor, gerek halk oyunları, gerekse diğer çalışmalarda çalışacak, Besle'de bu konuda çaba gösterecek, bu konuda araştırma yapacak Besle'lere ben belediye başkanı olarak yardım etmeye hazırım. Evlere kadar gireceğiz. Önüne ben düşer giderim yani. Bu yabancı da olabilir. İlla Besle'de olması şart tabii, değil. Tabii. Yani bir araştırmacı, folklor araştırmacısı buna temayül duyabilen biri olduğunda önüne düşüp eve eski tarihi bakır kapları ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Hepsi yani bunu anlatır. Güğümle düğün, güğüm. Güğümünden dört. Bende 120 senelik güğüm var. Besle'de düğün etmediği ev yoktu. 120 senelik dedemin. Vallahi böyle saklıyorum. Şimdi tabii o eski anneler, eski güva çıkarmalar, hamamlar, güva hamamlar. Hepsini işleyeceğiz. Efendim eski tantanalı düğünler maalesef yavaş yavaş kaybolduğunu burada görüyorum, üzülerek söyleyeyim. Ama hiç mi değilse bunu belgesele dönmek için böyle bir ortam da hazırlanabilir. Evet. Şimdi zaten ben bunu işledim. Evet. Herkes, hiçbir Besle'li hayır demiyor. Sen bu işin, ben çünkü bilirler, ben bir çıkar, herhangi bir maddi şeyim yoktur. Hepsi bilir, Besle halkı tanır yani. Ki ben bunu kendi cebimden harcayarak kimseden kuruş almıyorum. Şimdiye kadar 26 milyon para harcadım. Bak, bütün vilayetleri geziyorum, Urfa'sını. Yalnız burayı bırakmıyorum. Malatya'sından, Urfa'sından da dokümanlar alıyorum. Şimdi Besle folkloru deyince dedim ya, Türkiye çapında biten olacak. Nasıl ki biz kendimizi tarih boyunca böyle gelmişiz, tuzdan başka her şeyi üretmişiz. Bunu ispatlayacak şekilde bir folklor sergileyeceğim. Ha. Ben bunun için bütün hemşehriler bir makbuz basacak, maddi şeyde bulunacağız. Yani bulunacaklar yani. Bunu yani maddi yönden de destekleyen çok. Bunu yeter ki belediye olarak, halk olarak bunu okullar olarak işleyelim. Gene kabiliyetli gençler bulalım. Yani. Bu yönde bir ortaya bir şey atalım. Yani. Dava bu. Para bu, gelişir. Tabii bu sene mesela o yönüyle bir grup genç bana geldi. Mesela toplu çalışması yapacaklarını söylediler. Evet. Ben düğün salonumuzu onlara tahsis ettim. Evet. Güzel. De. Onlar o çalışmayı orada bu işin yaptılar yani. Evet. Ben o yönüyle bu konuda çalışma yapacak arkadaşlara öndeş ve yardımcı olurum. Keşke bu yönünü ortaya çıkaracak insanları bulabilsek de belediye olarak hiç mi değilse kültürel faaliyet bakımından maddi katkıda da bulunur. Tabii. Belki basımını şunu bulunur. Ben belediye olarak üstlenebilirim açıkçası. Söyleyeyim. Peki. Evet. Sağ olun. Başka verdiğiniz sorumuz var mı? Başka. Evet. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Evet. Belediye başkanlığı görevimiz olduğu için
Tabi dönüyor, döküyor, belediye diyeceğiz. Evet. Ben tabi size Besni'de ne yaptığımızı, yapılanları ve ne yapacağımızı, Besni hakkında ileride fantazilerimi, bir belediye başkanı olarak, yani 30 yıl sonraki fantazilerimi, evet, hayallerimi de eğer müsaade ederseniz, çalışmalarımı da mahallinde, yerinde göstermek suretiyle, evet, böyle bir çalışmaya ben de acizane katkıda bulunuyorum. Peki. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Bunu bir müsait bir gün verirseniz o gün buluşalım. İsterseniz bugün de olabilir. İsterseniz yarın olabilir. O size yarın, bağlı yani. Yarın saat kaçta? Yarın o zaman 3'te serin olsun, evet, ama 3'te, evet, çıkıp randevuleşelim. Saat 3'te gelin. Şey yapalım.